mikrofon ve şu an yayındayız. Tekrar yayındayız arkadaşlar. Evet, bu defa Taldarim Altar nispeten geniş bir haritada Pizza Garden karşısında Omniç Factor olacak. Terran vs. Terran. Geçen oyundan sonra TVT'lere başlıyoruz. Hadi bakalım ne olacak. Oyun yükleme safhasında biraz yavaşladı. Gene burada TTNT sevgilerimizi iletiyoruz, sağ olsun. Çok güzel sponsor oluyorlar elektronik sporlara kendileri. Heh, galiba girişi başardık, herkes bir anda tamamladı. Dur bakalım bu sırada abi, Taldarim Altar konusunda ne düşünüyorsun sen? Yani genişliği şeyliği konusunda. Kısmen büyük bir harita, yani uzun oyunlara elverişli bir harita. Yalnız bu arada aklıma takılan bir şey, Pizzagard'ı profilini inceleme fırsatım olmuştu bir önceki maçtan da. Onich Factor'ın birebir ligi hakkında herhangi bir bilgi verebilecek misin? Ovniç Faktörü tek bildiğim referans olarak biliyorum. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. O da zaten hani Pizza Guard'la oynadığına göre zaten belli bir seviyededir, ama Gambit özellikle sağ olsun bize maçı da ayarladı. Birebir performansını ben de hani profilde şeyde takip edemedim. Açıkçası daha önce düşüneyim bir Ovniç Faktörün maçını sunmadık sanıyorum. Hatta sunmadım, belki de bir tek o kalmış olabilir. O da bugüne kısmet. Biraz gidişattan tahmin etmeye çalışacağız olan biteni. Ben hemen kısaca girişleri yapayım abi. Sen harita konusunda bilgi vermeye devam edersin. Sağ üstte mor Terran oyuncumuz. Bugün pembe mor günü dediğimiz gibi Pizza Guard olacak. Taldarim Altar'ın sol alt bölgesinde Ovniç Faktör kırmızı Terran olarak. Standart Bir saniye, bu arada hemen müdahale ediyorum. Hala overlay açıkmış, yayın yapamıyoruz. Aman tanrım, derhal düzeltiyorum. Evet, özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Galiba kısa yolu tam basamadım. Şu anda düzelmiş olması lazım. Evet, benden yana bir sorun yok ama sen yine geri bildirimlere dikkat edersen abi. Evet, şu an yayınımız, evet, sorunsuz. O zaman o girişi tekrar süratle yapıyorum. Sağ üstte arkadaşlar Mor Terran oyuncumuz Pizza Guard. Sol altta Ovniç Faktör olacak kırmızı Terran olarak. Yine bir az evvelki maç gibi TVT izleyeceğiz. Haritamız bu defa nispeten geniş. Taldarim Altar. Ne stratejiler olabilir, ne yollar kullanılabilir. Bakalım, göreceğiz. Bu konuda ben şimdi Kuaner'i de bırakıyorum. Biraz bilgilendirsin bizi. Nedir son durum? Bu haritada tamamen simetrik bir yerleşme söz konusu olmadığı için, yani bunun garantisi olmadığı için iki oyuncu da şu an yanlış yerlere öncelikle SCV'lerini gönderdiler. Tabii bir sonraki hamleleri, bir sonraki gönderdiklerinde eminim bulacaklar. Fakat yok, Pizza Guard yine boş ıska gidiyor. Eli boş dönecek. Bu haritada 4 tane ortada belirleyici, birçok saldırıyı önceden görmenizi sağlayabilecek Zelnaga Tower'lar var yine. Yalnız bu haritanın bir diğer özelliği de uzun oyunlara çok müsait oluşu. Gördüğünüz üzere minimap'te çok fazla mineral hattı söz konusu ve her oyuncunun ilk 4 base'i ana üsleriyle beraber ilk 4 üssü neredeyse garanti konumunda. Çok rahat koruyabilecekleri konumdalar. İki Terran'ın da yine mech gitmesini bekliyorum. Özellikle Ovnish Factory'yi daha önce görmedim ama bu sefer Marauder seçimini Marauder'ı seçmeyeceğini düşünüyorum Pizza Guard'ın build konusunda. Yine de tüm bunları scoutsuz, yani karşı tarafın ne ürettiğini görmeden bilinçsizce üretmeyeceklerini varsaydığım için seçecekleri üniteler kesinlikle akıllı seçimler olacaktır. Zaten şu anda Omniç Faktör bize makro oyun istediğini böyle bas bas bağırırcasına gösteriyor. Hemen Command Center'ına attı. Direkt çift base'e çıktı. Ona nazaran Pizza Guard daha garantici build yaptı. Bu gördüğümüz çok point'i hemen tıkayacak şekilde. Tabi birazdan o da Nature'ına doğru açılacaktır. Özellikle Omniç Faktör'ü gördükten sonra. İşin ilginç yanı, burada gizli bir faktör yapıyor Omniç Faktör. Çünkü doğal olarak scout rotası ya da
scanler diyelim. Genelde oyunun hemen şu dakikasında buraya odaklanmaz. Zaten odaklansa bile çok güzel bir yere saklamış. Eğer ki Pizza Guard geldiğinde bu faktörüyü görmezse ve kendini ona göre, hani sen dedin ya, rakibin ordu kombinasyonuna göre taktik belirleyecek. Sadece marinlere göre savunma yapmaya kalkarsa biraz sıkıntı yaşayacak. Bakalım Ovnage faktör bu faktörü saklarken mutlaka aklından bir şeyler geçiyor, ama o aklından geçeni uygulamaya ne kadar başarılı koyacak, onu da çok kısa bir Bu süre içinde göreceğiz. 3 marini 13 faktöre en yakın zenlenebilir tavırlardan birine yolladı. Bu 3 marin yollamasının bir nedeni de Pizza Guard'ın o zenlenebilir tavrının kontrolünü uzun süre tutmak isteyişidir. İki tarafta çok güçlü bir ekonomi inşa etmeye başladılar. Yalnız Pizza Guard'ın ikinci üssü henüz oluşmakta. Bu Belki arada oyun içinde Banshee ya da Medivac droplarıyla küçük tacizlerle birbirlerini yıpratma çabalarına girebilirler. Bu arada Omega Factory sağ taraftaki mineral hattı civarına bir Starport, evet Starport'taki ilk Banshee'sini üretmeye başladı ve aynı zamanda Banshee Cloak upgrade'i de onu takip ediyor. şimdi işin ilginci, Omnuç faktörün artık içine mi doğdu ya da scan attı, ben kaçırmış olabilirim. Direkt Banshee çıkar çıkmaz misil taretlerini dikti. Pizza Guard'ın Banshee'sini önceden sezdi. Çok da başarılı oldu, çünkü sanıyorum SCV kaybı 2 adet varmış. Onda herhalde bir tanesi zaten Scout'tur. Bir tane SCV alabildi sadece burada Pizza Guard'ın Banshee'si. Şimdi ona herhalde Misty de cevap verecektir. Omnuç faktör. O da Banshee'sini çıkardı. Belki de bu bahsettiğimiz gizli faktörü ve gizli Starport işine yaramış olabilir. Çünkü ben hemen hızla bir Vision'ını kontrol edeyim Pizza Guard'ın. Tabii en ufak haberi yok Starport'tan. O Banshee'yi görünce biraz şoka girebilir. Bakayım herhangi bir hazırlığı var mı? Yok. Pizza Guard'ın ilk Banshee'si gitti. Yalnız ikinci Banshee'si ana üssün kuzey tarafından tekrar üste girmek üzere. Buna karşılık Ownage Factor'da kendi Banshee'sini Evet, benzer Pizza Guard'a noktalardan. yolladı. İki Banshee de benzer noktalardan rakip üsse girdi. Bakalım hangisi daha etkili olacak. Burada saldırıyı başlattı Pizza Guard'ın Banshee'si. Omnage Faktör doğrudan işçi hattına gitti. O yalnız, evet. Az önce 13 faktörü çok rahat görüyordu Banshee ve şu an hala görüyor muhteşem bir scanle. Evet, Pizza Guard Banshee'yi kaybetti. Buna karşılık 13 faktörünün Banshee'si burada 8. SCV'sini öldürdü. Hemen 9 ve 10.'su da geldi. Gidiyor Allah. Şu anda Surgeon çavuş oldu. Artık kumandana kadar yolu var. Ve kule yok. Hala yok. Marin de yok, işin ilginci burada. Kule hala yok, Marine hala yok. Bu Pizza Guard için çok büyük bir hata, çok büyük bir ekonomik yıkım şu an. Hala bir engineering bay olmamış durumda benim gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden de herhangi bir misil turret henüz gelmiyor. Sürekli iki mineral hattı arasında görünüyor. Bu arada bir scan ve Viking ile Kaçırabilirse ve kaçırdı. Çok kaçırdı. rahat 13 faktörü kaçırdı. Yani ikinci scan'ı harcatmak zorunda kaldı. Bu arada ikinci Banshee de derhal görüş alanına girdi ve tekrar çıktı. Bu demek oluyor ki hala daha Pizza Guard'da rahat yok. Hala yok sanıyorum. Evet, iki scanlik kapasitesi var. Onu da harcattırıyor sürekli. Bakalım, Banshee üretimi devam ediyor Omnus Faktör adına. Scanlerini çabucak bitirip tacizine devam edecek, ki zaten GG dedirtir eğer tüm SCV hattını yok ederse işçileri. Evet, bu arada seyircilerimize hatırlatalım. Bir scan 50 enerji bildiğiniz üzere ve Mule da 50 enerji. Bir Mule eğer bu scan yerine Pizza Guard Mule'a harcamış olsaydı Mule ömrü boyunca yani süresi bitene kadar 400 mineral topluyor mavi mineral hatlarından. 400 enerji de tamamıyla bir command center değerinde ya da bu 400 enerjiyle pardon 400 mineralle 2'den yani 2 misil turret parası çıkıyor. Şu an 4 scan harcadığını varsayarsak toplamda
1200 pardon 1600 mineral kaybetmiş oldu. Şu anda Kızla. da işin kötüsü devam ediyor vurmaya. 7 cesette bu Banshee'ye ait. Raven'ı çıkar en sonunda. Artık çünkü scanlerini, senin de dediğin gibi, scanleri Mule yerine sırf Banshee bulacağım diye harcarsanız bu defa ekonomide müthiş geriye düşersiniz ki Terran vs. Terran oyunu bu yani. En sonunda doğru olanı yaptı ama açıkçası şimdi supply'a bakıyorum 90'a 40. Income'a bakıyorum 1300'e 800. Bilmiyorum ne kadar çevirebilir, ne kadar etkili olabilir. Üçüncü base'ini de olmuş faktör oluyor. Çok da güzel zamanlamayla. Kayaları yıkarken bunu da orbital'a çevirdi. Bu sanıyorum Pizza Garden hala bu şeyden haberi yok. Ne üçüncü üstten ne de burada bekleyen Starport'tan haberi yok. Onun 13 faktörünün çok güzel, çok akıllı Banshee kullanışı onu hem ekonomide hem supply'da çok öne getirdi. Tam bir iki katına çıkardı ordu ve ekonomi sayısını. Bu saldırılar Pizza Guard'ı tamamen savunmacı bir politikaya itti ve dolayısıyla harita hakimiyetini kaybetti. Şu an 13 faktörünün kaç üssü var ya da hangi ünite kompozisyonunu seçiyor hiçbir haberi yok. Evet, şu anda Vision'ı gösteriyorum zaten arkadaşlara. Açıkçası çok çok zor durumda. Çünkü diğer tarafta dünyalar olup bitiyor. Bakıyorum bir yandan da upgrade'ler standart ve Combat Shield tabi olmazsa olmaz geliyor. Pizza Guard birkaç Banshee daha yapıp sanıyorum o taciz devam ettirmek istiyor. Diğer tarafta Siege upgrade'i var Omnich Faktör'e. Concussive Shield var. Yani bu ekonomik üstünlüğü teknolojiye de yansıtıyor. Ne var ne yok upgrade diyor şu anda. Bir noktadan sonra Pizza Garden tamamen, biraz kelime oyunu olacak ama, o gardını kıracaktır. Çünkü 124'e 70 gibi müthiş bir supply farkı da var. Yani bu kolay kolay üstesinden gelinecek bir fark değil. Harita kontrolü tamamen senin de dediğin gibi Omnich Faktör'ün önünde. Şu anda kendi üstünde kapana kısılmış durumda. Ne yapabilir? Buradan nasıl çıkış yapabilir? Açıkçası bilmiyorum. Bankada 800-900 minerali var. Bunları da süratle kullanması lazım. Bir push var ufak çaplı Omnich Faktör'den. Ama o tank çok tabii cliff'in başında güzel bir yerde. Geçici olarak püskürttü ama o top yükselip tekrar, yani bu Marine Marauder topu yükselip tekrar gelecek herhalde. İşçi sayılarına baktığımızda zaten bu oyunun gidişatı hakkında çok daha açıklayıcı bir fikir verebilir bizim için. Pizza Garden 40, 46, 47 şu an itibariyle 47 SCV'si varken Omega Factor'ın 71 SCV'si var ve toplam 3 çalışan üssü söz konusu ve kuzeyden bir saldırı bekliyor. Üçüncü üssü var mı yok mu onu kontrol etti 13 Factor. Pizza Guard'ın. Pizza Guard ormanın üstünden görüş alanı avantajını kullanarak bir iki Marine öldürdü. Ve gelen saldırı hakkında Pizza Guard'ın haberi var. Yalnız tutabilecek ordusu var mı? Şu anda Omnich Faktör bir de gizli expand de attı haritanın sol üst köşesine. Olabildiğince tamamen kendi base'inde tutmaya çalışıyor ve bu push'la da bunu ispat ediyor. Açıkçası bu push, hani bir şekilde Pizza Guard bunu da çıkarsa bile, artık öyle bir halde ki minimap'e baktığınızda haritada herhalde expand olmadığı yer kalmadı Omnich Faktör'ün. Çok agresif bu konuda, üstünlüğünün de farkında. Harita kontrolünün de onda olduğunun farkında. Bu arada Battle Cruiser var. Battlecruiser. İlk İnanılmaz. Battlecruiser'ı bu noktada çıkarması Pizza Guard'ın kısmen hatalı davranmasına neden olur. Çünkü Pizza Guard'ın evet ben Battlecruiser teknolojisine geçtim şeklindeki hareketi bu kadar güçlü bir teknolojiye sahip olan rakibi üzerinde hızlı bir Viking üretimine neden olabilir. Bu arada 5-6 baraka daha olmak üzere 13 faktörde Bunları yerde. reaktörlediğinde çok da artık o çıkacak. Zaten minimap'te böyle bir yılan halinde gidiyor tüm marinler, maradırlar. Artık çok süratli herhalde maxed out. 200-200 göreceğiz. Orada da nihai darbeyi vuracaktır. Olmuş faktör gidişat öyle gözüküyor şu anda. Pizza Guard'ın Battlecruiser yerine daha fazla Siege Tank çıkması rakibini hem
kendi ekonomisini geliştirmesi için gerekli olurdu. Belki yavaş bir oyun olurdu ama çok daha güvenli bir oyun olurdu. Şu an bir Battlecruiser, yani hiç upgradesiz bir Battlecruiser Marine'ler karşısında eriyip gidecek bir iş. Şu an Evet, izliyoruz. şu anda gitti. GG geldi. Evet. Gel. O biraz simge bir üniteydi. Yani Battlecruiser gitti ve Good Game geldi. Gidişat da zaten onu gösteriyordu. Arkadaşlar biz yayınlara devam ediyoruz. Daha yorulmadık ama tabii bakalım maç bulduğumuz sürece buradayız. Ben Pintipanda, arkadaşım, yorumcu arkadaşım Kuanaril. Daha böyle uzun, güzel maçlarda, daha serilerde, hatta böyle tek tek değil de best of 3, best of 5 bu maçlarda görüşeceğiz. Kapanışı abi yine sen yap. Ben de o sırada ayarları yapayım. Her ne kadar daha bu gece başlamış olsak da yayınımıza, bundan sonraki maçları sunmakta gayet istekliyim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.